Salam, hormatly, qyzykly kanalyň agzalary we mehmanlary. Gowmusyňyz. Qyzykly kanala hoş geldiňiz. Hemişeki bolşýaly, bugün hem men siziň bilen ören qyzykly we peýdaly maglumatlary paýlaşaryn. Şuňky mowzumyza geçmeden öň, men sizden şu kanala agza bolup, like basmanyzy we bolsa bir sany tesbir ýazmanyzy uly haýyş edip sorýaryn. Ondan ama kanala agza bolup like basan bolsanız ve şu videonu tomoş edip bolandan soň tesbir ýazmaga taýýar bolsanız gelin indi şu günkü günüň videosuna başlaýyn. Bugünkü edebiyat sahibimizde ben size Amerikan yazıcısı Mark Twain'in Gücük ve 3 Dolar adlı rızkıcık eserini aydıp veririm. Esere başlamazdan ön adatçı buluşyalı gelin ilki bilen eserin avtoru hakkında akı maglumatları alalım. Mark Twain lakamı bilen dünya belli, Tom Sawyer'ın baştan geçirenleri, Huckleberry Finn'in baştan geçirenleri ve başka da bir neçe kızıklı eserleri yazan Amerikan yazısının hakiki adı Samuel Langhorne Clemens'tir. Ol 1835 yılın 30. noyabrında Amerika'nın Birleşen Ştatlarının, Missouri Ştatının, Florida, adlı yerinde dünyaya iner. 11 yaşında vakti kakası aradan çıkar. Ve 5. sınıfı tamamlan son mektebi taşlap işe başlamağa mecbur oluyor. İlk başta yerli gazetin çapkanasında çap edeceğinin şagirdi olup işleyer. Ve sonra o iş yerinden gidip New York'ta, Philadelphia'da ve başka da birnäçe şehirlerde çap edici bolup işleyer. Şol çap edici bolup işleyen dövründe gecelerine kitaphanaya varıp tä daňat ýança diýen ýaly dürli kitaplary okap öz bilimini arttyryar. Şol döwürler gämi pilotu bolmak uly awray hasap edilipdir. Ve ýaşlygyny Mississippi deriýasynyň kenarynda geçiren Mark Twain hem gämi pilotu bolmagy arzu edipdir. Şol dövürlerde gemi pilotları ulu möçberdäki aylıkları alýan ekenler ve olaryň ondan başga da bir näçe artykmazlykları bar eken. Wagtyň geçmegi bilen Samuel hem şol gemileriň birine işe ýerleşipdir ve derýa navigasiýasynyň ähli tilsimlerini ymykly öwrenipdir. Ol özüniň Mark Twain lakamyny hem şol iş ýerinden alypdyr. İrki dövürlerde derya denizlerin kenarındaki çoğunluğu ölçeyen incan bulman son, çoğunluğu ölçemek için yürüyte adım belirleyen iken. Ve şol adamın elinde yürüyte bir incan bulup, ol incan çoğunluğu ölçeyen iken. Kaçan da ol çoğunluk 3 metreden ken bulun vakti, ol adam Mark Twain deyip giyiren iken. Yani bu demek 3 metreden ken çoğunluğa girdik, arkayın yüzü vermeli diyen manini veriyen iken. Ondan başka da Mark Twain, Magdançı ve komediki speaker ve başka da bir neçe işleri yerine getiriptir. Mark Twain ölününden son Amerika'dan Avrupa'ya göçüp bir neçe yılın devamında Avrupa'da yaşaptır. Emma ömrünün sonuna vaka ol yeni de izine Amerika'ya göçüp barıptır. Ve ol yerde aradan çıkıptır. Mark Twain, Huckleberry Finn, Tom Sawyer'ın baştan geçirenleri yağlı eserlerden başka da Şahzade ve Gedai, Mississippi'nin kenarındaki durmuş ve şuna bedeş bir neçe bütün dünyadaki edebiyat öğücülerin
ulu höwes bilen okuyan eserlerinin avtorudur. Gelin inni, men size Mark Twain'in yazan eserlerinin biri bolan Gücük ve Üç Dollar adlı eserini aydıp bereyin. Dinlen, lezzet alın. Gücük ve 3 dolar. Ben Adam oğlunun elmadama doğruçul olmağının gerektiğini anlayarım ve bunu elmadama nıktayarım. Men elmadama ödün kazanmadık pulunu sorumu diyen fikir anlayarım ve bunu aydıp geliyarım. Men şu eserde size bütün ömrüm boyunca elmadama doğruçul olunduğumu aydıp veririm. Bir neçe gün bundan ön, bir dostum oyunda ben General Miles bilen tanıştım. General Miles üren kuva adamdı ve biz basım dost olduk. General Miles menden sen 1867 yılda Washington'da yaşadın mı deyip sorudu. Ben hem hava dedim. Ve General Miles, bəh, beyli olayan olsa ne deyip biz karşılaşmadık karşı ol vaqt deyip menden sorudu. Ben hem general. Siz ol vaqt qulluq edip gören avroylu generaldınız. Ve men bolsa bir qarayıp hiç kim tanımayan bir yazıcıdım. Ve menin yazan kitaplarımı da hiç kim o vaqt okan oktu deydim. Ve öz içimden fikirlenip belki de siz beni unudansınız. Emma biz sizin ulen şol vaqtlar bir sapar Washington'da karşılaşıptık deydim. Men ol vaqtları qatıq oyatlayan. Men bir dostum yazıcı bilen bile yaşayadım. Ve ikimiz hem qaribdik. Hiç iyili pulumuz adımız yoktu. Hatta çörek almağa da pulumuz yoktu. Kaya vaqtlar bilece işleyerdik. Kitab okuyadık. Yürümeyene gidiyerdik. Şey deyip ağaç doğuk günlerimizi geçiriyordik. Günlerin birinde bize 3 dolar gerek oldu. Neme sebepten gerek olanlığı yardım da yok. Ama şu 3 doları akşama çenli tapman gerek olanlığı anık yardım da. Dostum bana yüzlenip bizim akşama çenli 3 dolar pulu tapmağımız gerektiğiydi. Ben şu 3 doları tapmak için elimden geleni ederim. Ve sen hem elinden geleni et de akşama çenli şu 3 dolar pulu tapacak olduydı. Ve ben dostum bilen alalaştım. Ve biz dürlü taraflara yollara vana bulduk. Ben 3 doları nereden tapacağımı bilmeyen yönü bir saat yağlı yol yürüdüm. Yürüp yürüp yağdım son yolun kenarında duran bir mihmanxanaya girip, biraz salıp oturup, dincelmek hakkında karar verdim. Mihmanxananın kabul edişlik yerini 3 doları nereden tapsam kam deyip fikirlenip oturan vaxtımda, neredendir bir yerden bir küçücek oduncu gücük geldi. Ve ol hamalı bir zatı gözleyen yağlıdı. Gücük şeyli bir oduncu ve benim hem dami edecek işim belli değildi. Ve şol sebeple de men onu öz yanıma çağırdım. Ve birazcık şol gücük gülen oynadım. Men şol gücük gülen oynayıp dururken, mehmanxananın kabul edişlik yerine bir oğlun giyinen harbi eline şıklı bir adam geldi. Men ol adamı desini tanıdım. Ol General Miles'dı. Men onu gazetlerin ilkinci sahipasındaki suratlarından tanıdım. Ve birden kâ olmağa yüzlenip, bu gücücüğün oğdanlığını seyretsene, senin kimi deydi? Ve men cevap verip yetişmen kem, satmak isteyen mi deydi? Satmak isteyen mi diyen soru eşeden vaktim, 3 doları tapmak gerektiği yardımı düştü. Ve men, benim fikrimçe men deyip, alcırap, gürlap bilmen durkam, general bana yüzlenip, bol ya dedi. Ne çebaha isteyen dedi. Ben hem desine 3 dolar dedim.
General mana yüzlenip $3 deyip benim soruğuma soru bilen cevap verdi. Yönü bu ören az. Ben sana $50 verip bilerim dedi. Ve ben hem yok yok ben dine $3 isteyerim dedim. Ve general bana yüzlenip olya gücük seninki eğer dine $3 olyan olsa ben onunla bu gücüyü senden ulu hüves bilen $3 satın alıyorum dedi. Ve şeylilikte General Miles bana $3 pulu töledi. Gücücüğü aldı ve özünün otağına tarıp yürüdü. Bu vakadan 10 minut geçer geçmez mehmanhananın kabul edişliğine bir yaşlı adam geldi. Ve ol hamana bir zadı gözleyen yanlıdı. Ol eylek beylek seri derdi. Ve ben hem ona yüzlenip, başlan, siz gücük gözleyeniz mi dedim. Ve ol bana Havva, siz gördünüz mü dedi. Ve ben hem ona, Havva ben şutayda bir gücük gördüm. Ve ol gücük bir adam bilen gitti, deyip cevap verdim. Ve desine, eğer isteyen olsanız, ben size gücünüzü tapmağa kömek edip bilirim dedim. Ve o adam şartlandı ve benden kömek etmeyi sordu. Ben hem ben size kömek etmeye tayar veleyin yönü ben biraz onun için vakit sarf etmeli oluyorum ve deyip yavaş yavaş gülüp dururken o adam bana yüzlenip böyle böyle ben senin vaktini tülayarım dedi. Benim gücümü gözlemeye sarf eden vaktin için ne çizleyersin dedi. Ve ben hem $3 dedim. Ve ol bana hayran kalan şekilde seyretti de $3 bu katı az. Ol uren boğu gücük. Ben sana $10 tülayarım dedi. Ve ben yok cenab. Ben sizden dine $3 haşt edecek. $2 artık mı çalacaklar dedim. Ve ol adam böyle eğli olayan olsa onda ben sana $3 berayarım dedi. Ve ben bolya dedim de General Miles'ın otağına tarıp gittim. Gelin vaktimde General Miles üreyen şartlanıp gücük gülen oynayıp oturan iken. Ve ben hem ben bu gücüğü izni alıp gitmeyene geldim dedim. General Miles bana yüzlenip ama bu yönü senin gücün değil. Bu gücüğü ben senden satın aldım. Ben sana $3 pul töledim bunun için dedi. Ben hem böyle ben sizin $3 izni berayarım dedim. Ve General Miles bana yüzlenip ama sen bu gücüğü bana sattın. Şol sebeple de inni bu gücük meninki dedi. Ve ben hem benim size bu gücüğü satmak mümkün değil cenab dedim. Sebebi bu benim gücüğüm değil dedim. General Miles hayranlık bulan seyretti de sen menden öz gücün bulmadık gücük için $3 pul alındığını etmek isteyen mi dedi. Ben hem ben sizden $3 aldım ama ben size hiç vakit bu gücük benimki demedim dedim. Siz menden soran vaktinizde men cevap verip yetişmeyen ki bakarsın açı deyip sordunuz ve ben hem $3 dedim. Yani ben size bu gücük benimki demedim dedi. General Miles has katı kaharlandı ve al gücüğü vermenin $3 mi? Kim moluştaydan neydi? Şeylilikte ben gücüğü aldım ve izine iyisine getirip verdim. Gücük iyisini gören vaadine ona tarıp ılgap gitti. Ve iyisi hem katı şartlandı. Ve bana $3 pulu töledi. Ve ben hem $3 cüveyime koydum da ulu şartlık bulan mihmanhaneden çıktım. Anha dostlar, görüşünü değerli. Ben elimi daima doğruçul bulundurun. Ve doğruçul olmak uğdattır. Anha dostlar, şunun ulan şugünkü videomuzun hem sonuna geldik. Eğer şu video gönlünüzden turan olsa, azab olup like basarsınız deyip umidi değerin. Sizin ulan İndiki videolarda görüşeceğiz. Hoş, sağ olun.